Evet, senin aile de var mı Şevfik? Var. Benim amca 100 senedir lokantacıyız aslında. Oo. Yani ta Kasımpaşa orada evde. Hepiniz aileden lokantacıyız aslında. Kökten. Bizim ilk esnaf lokantamız sanayide, Silivri'de zaten. Yani. Oo. Tabii bizim çok kökten. Hatta babamın amcası Kasımpaşa orada evinde aşçı. Yani oradan başlıyor. Sonra siz bilirsiniz eski mekanları. Mesela amcam Hacı Salih kökenli. Oo, çok severim Hacı Salih'i. Çocukken hep orada yerdik. Evet. Galatasaray'da okurdum, Hacı Salih'de yemek yerdik. Dolayısıyla sonra Hacı Salih taşındı, yerine Hacı Abdullah açıldı. Evet. Hacı Salih pasajın içine gitti. Dolayısıyla bizim de öyle. Yani kökten benim amca zaten işi parlatan. O Silivri Sanayi'de esnaf lokantamız vardı bizim. O bayağı böyle 90'lara, 92'lere kadar filan devam etti. Sonra amcam çocuklarını bıraktı. Bizim de aile öyle yani. Sen kaç yaşında mutfağa girdin ilk? Abi benim hikaye biraz ilginç aslında. Yani ben şimdi bir lokantacı, aynen Danilo diyor yani çocuklar dışarıda oynarken sen midye ayıklamaya gidiyorsun diye. Şimdi biz zaten şimdi kendimizin bir esnaf lokantası olduğu için zaten ilkokulda okul bittiği zaman elinden ne geliyorsa hemen Silivri'ye gönderiyorlardı. Aslında ondan öncesi ben bir kamyoncu yerinde başlıyorum zaten işe. Hemen köyün altındaki bir kamyoncu yerinde başlıyorum. Yani işte oraya gidemedik o sene niyeyse Silivri'ye. Sonra hemen bizim köyün altındaki bir kamyoncu lokantasına ben işe başladım. İlk ben de Somer gibi bulaşıktan başladım. Daha sonra aslında benimkisi de şeydi. Yani yaz tatilini geçireyim. Öyle çok büyük tutkularım yoktu. Hı hı. Tutku olmaya başlaması iş ilerledikçe işte. Sonra bir otobüs yerinde çalıştım. Daha sonra Antalya'ya gittim. Ahmet Ay'ın oteli vardı o zaman. Şampiyon tatil köyü. Mesela orada işte karidesleri görüyorum, şefleri görüyorum. Bir işte bir şey var, bir başka bir kafa, var yani. İşte su şef var, şef depart var, bilmem ne var, gardmence var, o var, bu var. Yani bir işte başka bir düzen var. Ben dedim ki ya bu iş, ama orada da bir hikaye var. Beni personel mutfağına verdiler. O şefleri görmedim. Sonra ana mutfağa gittim. Ana mutfakta, ya şimdi personel mekanesinde biz yemek yapıyoruz ama çok ciddi alan yok yani. Yemeğini dağıtıyoruz, gidiyor. Öbür tarafta oraya kuru fasulye falan almaya gidiyorum böyle fasulye ıslamak için. Adamlar kaloneni yapıyor, karides yapıyor bilmem ne. Bir bizim yemeklere bakıyorum, bir onlara bakıyorum. Ben dedim ki beni buraya alacakları yok. Oradaki ustaya bir küfür kaçırdık abi. Adam beni tekme tokat attı. Gittik ustanın yanına bu sefer. Ya ben oradan kendimi attırmak için ustayla papaz oluyorum. Yani buradan alsın beni, o birime versin. Sonra tabii şefin yanına gittim. Şef bence almazdı yani çok büyük bir fırçadan sonra. Yani sen bizde zaten usta çırak ilişkisi sadece bizde değil Fransa'da da öyle. Acayip işler. Gittim böyle bir terbiyesiz olarak önce bir ceza yedim. Yani 2 ay antreye çıkardık biz eskiden, bilir misin? 2 ile yani 8 saat çalışma sistemi yoktu bizde. İşte sabah gelirdik 2'de antreye çıkar, akşam servise girerdik Süreyya'da filan. Bir antre cezası yedim 3 ay falan yani direkt çalıştırdılar. Bu anlatın Süreyya'dan önce. Tabii. Şeyde oluyor bu. Antalya'da oluyor. Ondan sonra ana mutfağı aldılar. Yani ben o işkenceyi çektim ama mutfağı gördüm. Çünkü orada kaliteyi gördüm. Yani adam birisi... Bir de hatırlar mısınız? O zamanlar Antalya böyle değildi gerçekten. Yer yoktu. Biz ördek çıkarırdık. Yani büfede jumbo karidesimiz olurdu. Yani sanat gerçekten vardı. 2-3 tane iyi yer vardı Antalya'da. Evet. Bir şey yoktu. Dolayısıyla işte o Beldibi'ndeki Alman şefler falan, onlar da biraz işin. Orada Güvriz diye bir lokanta vardı, hatırlar mısın? Hatırlarım abi. Hollandalı bir şef. Evet. Ve Türk eşi muazzam yemek yaparlardı. Aldalar falan vardı orada, evet. Alman şefler vardı. Bir de kale içinde çok güzel bir ufak lokanta vardı. Toygar Bey galiba, yanlış hatırlamıyorsam. Neyse. Dolayısıyla işte o oralarda artık ben şeyi gördüm. Evet ya, aşçılık diye bir şey var. Var. Beyaz şef var, o var. Adam acayip bıçağın önü kesiyor, arkası kesiyor. Çok karizma bir herif. Ya orada onlardan da biraz etkilendik. Ben de öyle sevdim açıkçası yani. İşte sonra İstanbul'a geldik işte, Süreyya falan gördüm. Orada tabii ya bir de şey de var abi. Biz biraz da aslında benim etkilenmem şöyle de oldu. Şimdi köy çocuğuyuz biz. Adam takım elbiseyle geliyor. Saçlarını taramış. Şef. Çizgili takım elbise. Şef. Ya bu adam ne iş yapıyor diyorum, aşçı diyorlar. Bu da aşçı. Bakıyorum adamlar hep böyle... İş adamı gibi. Yani iş adamı gibi. Yani burada işte Maxim Gazinosu'nda mesela İbrahim Usta vardı bizim. Maxim Gazinosu'nun aşçısıydı.
Şimdi Maxim'de falan o zaman iyi paralar kazanıyorlar yani. İşte Bebek Belediye'de çalışan var, Maçık Oteli'nde çalışan var. Çünkü bizim Bolu biliyorsunuz hep. Buralardaki bütün hepsi oradan gelirdi. Aslında ilk etkilenmem öyle başlasa da diğer trafik böyle işledi. Daha sonra İstanbul'a gelince çok bambaşka bir dünya gördük zaten. Orada yani şu an tabii sakıncası var mı ama biz mesela orada Süreyya'da salyangoz yapıyorduk. Kurbağa bacağı yapıyorduk. Tabii. Yani ama Süreyya İstanbul'un en güzel lokantadan bir tanesi. Evet. 3 lokantadan biriydi yani. Ya şu an bunları yapamıyoruz mesela. Ve niye yapamıyorsunuz? Ya şöyle bir şey var. Mesela salyangozla ilgili gerçekten bir sıkıntı yok ama ya ne yapabiliriz? Konjonktür gelir herhalde. Ama bazı restoranlar var salyangoz. Var salyangoz var ama 29'da falan vardı kurbağa bacağı falan. Bilmiyorum evet. Şu an yapıyorlar mı. Ama bizim dönemimizde yani o yaptığımız dönemde ya işte gümüşler, kolalı aynen. Peçeteler. Aynen. Beyaz örtüler, yani gümüş tabaklar. Beyaz örtüler. O gümüş sopalar. Abi 35 yaşında komi vardı ya. Bugün biz şu an tepsi taşıyacak adam bulamıyoruz. Süreyya'da komi olmak için 35 yaşında. Abdullah'ta. Emirgan'ı. Emirgan Abdullah'ta. Orada garson olabilmeniz için 40 yaşı bulmanız gerekir. Yani öyle bir düzen vardı. Hatta bugün Somer'le görüştük. Adam konuştuk bu konuyu. Yemin ediyorum çok tesadüf oldu. Ya orada bir sous chef vardı. Adam 22 senede falan sous chef'ti yani. Ha bu şunu demek istemiyorum. Yani hemen title alınmasın vesaire demek istemiyorum. Ama işte acayip bir ve değer vardı yani. Biz mavi önlükten siyah pantolon, beyaz cekete geçmek için imrenirdik, bakardık. Ya bu pantolonu bize ne zaman verecekler? Ya işte bir isteme vardı. Bir düzen, bir adab. Kalmadı mı şimdi? Abi şu an daha güzel şeyler var. Onu yani yeri geldiğinde konuşuruz. Daha güzel şeyler var ama mesela ben daha böyle otelcilikte fazla kaldığım için daha böyle Fransız ekolüyle yetişmiş evet. Bir aşçıyım. Sen daha sistematik. Sistematik. Almanlarla çalıştım biraz. O disiplini gördüm. Ama kalmadı mı derken bir kere bu işi yapan adamların ne için yaptığını anlamış değilim zaten şu anda. Yani çok iyi Fatih gibi işte böyle genç nesil. Fatih Tutak'tan bahsediyorum. Evet Fatih Tutak'tan bahsediyorum. Şimdi onun gibi kalıbını koymuş adamlar var. Dedirmiş o. Aşık yani. Evet. Var öyle bir ama şefler var. Ben mesela ona yani bir malzeme bulduğumda arıyorum mesela Ömür var. Deli gibi bizim arka tarafımızı araştırıyor. Şimdi bu çocuklara şey yapmak istemem. İşte Maksut var, Mehmet var, o var. Hani bu arkadaşlar gerçekten taşın elinin altını koyanlar. Ama bir de şu var. Ya şekil için bu işe girmişler var. Somer var abi. Adam Avustralya'da hala Türk mutfağı. Ya şimdi bu adama duyduğum saygıyla şu anda bir şef bıçağı dövmesi ben olmuyor yani. O şeyi kırmamız gerekiyor. Evet, Türk gastronomisi şu an ileri gidiyor. Ama o disiplinle yetişen adamların nerelere geldiğini görüyoruz. Bugünü konuşuruz. O ayrı bir konu. Ama benim hoşuma gidiyor gene de Mehmet. Niye hoşuma gidiyor? Yani genç şefler geliyor. Bu iş eskiden böyle bir hammaliye gibi bakılırdı. Yani evet, bir otel şefleri vardı ama otel şefleri dışında çok böyle saygı görmezdi abi şefler. Abi şu an zaten ben kötü demiyorum ama şeyler çok, var, sıkıntılar var. Her yerde var. Yani marangoz, marangoza bak, marangoza sıkıntı hepsinde içerisinde. Var. O da kendini bu işe adamış bir genç bulamıyor. Ya da maalesef. Ender buluyor. Yani pek çok zanaatte bu iş var ki mutfak artık zanaatten çıktı bir de sanata dönüştü. Hani eskiden Bolu bir zanaat işiydi. Şimdi bayağı yaratıcılık var. Kesinlikle. Bambaşka bir yere gitti mutfak ve eksikler var. Çok iyi. İyiye gidiyoruz.